Bu projede portatif bir sera uygulaması yapacağız. Bakın iki farklı bardakta topraklarım var benim şu şekilde. Buradaki toprağı yeterince suladım. Burada ise az sulanmış, nispeten kuru bir toprak var. Burada toprak nem sensörünün probları var. Bunları toprağa batırdığımızda problar arasındaki gerilim farkını ölçerek burada sensöre bir geriye değer döndürüyor. Biz bu değere bakarak toprağın kuru ya da yeterince nemli olduğunu anlayıp anlamadığı ile ilgili bir uygulama yapacağız ve uygulama neticesinde burada gördüğümüz gibi LCD üzerinden toprağın durumunu kontrol edeceğiz. Bakın şu an toprak kuru olarak gösteriyor. Ben bu probu alıp bu yeterince suladığım şu bardağın içerisine bakın koyduğum zaman nemli yazdı. Yeterince nemliymiş. Bakın buradan çıkarıyorum. Kuru dedi. Diğer ben bardağıma şu şekilde kuru olan bardağa batırdığım zaman da bunun kuru olduğunu yani sulamaya gerekli olduğunu bana söyledi. Toprak nem sensörü topraktaki nemi ölçerek problar arasında bir gerilim farkı oluşturan ve bunları analog pin sayesinde bizim okumamızı sağlayan devre elemanlarıdır. Kullanacağımız toprak nem sensörü prob ve devre olarak iki bölümden oluşmaktadır. Bakın burada artı ve eksi var. Yine burada probun uçları var. Bunları birbirine bağlayabiliriz. Burada herhangi bir yön tayin etmemize gerek yok. Bunu yukarı alalım. Yani bunun artısı eksisi yok. Şöyle istediğimiz gibi bağlayabiliriz. Bunu da şuraya getirelim. Bakın şunu. Burada artı eksi yani şurada artı eksi yazmasının çok bir önemi yok. Bakın buradan da şu bağlantıyı kuruyoruz. Sonra buradaki pinlere baktığımız zaman A0 var. Bunu götürüp deney yap kartın analog pinlerinden herhangi birisine bağlıyoruz. Bunun rengini de yeşil yapalım. Bakın burada GND pini var. GND pinini direkt şuraya bağlıyorum. Siyah yapalım. VCC pinini de 3.3 volt pinine bağlayacağız. Şöyle yapalım. Bunu da kırmızı diyelim. Şuradan da 3.3 voltu alalım. Bu işlem bitti. Geriye bakın şu İKARA-C modülümüzün bağlantısı kaldı. Bunun bağlantısını yaparken de bakın şuradan SCL'yi bulacağım. Şunu bir silelim de sonradan bağlayalım. Üstten bile alabiliriz bunu. Bakın şuraya verebiliriz. Sadece bu görsellik açısından hani net gözüksün diye. Şurada da benim 3 voltum var mıydı? Sadece şu alt tarafta vardı. Şimdi şunları bir bağlayalım. Bana bir 5 volt lazım. Şuradan getirip 5 voltu LCD'nin VCC'sine bağlıyorum. Çünkü LCD 5 voltla çalışan bir devre bileşeni. Bağladık. GND'ye deney yap kartın şurada GND için ayırmıştık. Bunlara bağlayabiliriz. Çekelim. Bunu da siyah yapalım. Bakın burada SDA ve SCL var. Şimdi deney yap karta geldim. Bakın SCL ve SDA olduğunu gördüm. SCL'yi direkt buradan SCL pinine bunun rengini de sarı yapalım. SDA'yı da deney yap kartın SDA pinine bağlayacağız. Bunun rengini de turuncu yapalım. Şimdi sadece geriye şu pin kaldı. Yani 3.3 voltumuz kaldı. Şunu tekrar alta alabiliriz sanıyorum. Şöyle aldık. Şuradan da bakın 3.3 voltu bağlayacağız. Bunun rengini de anlaşılır olsun diye şöyle pembe yapabiliriz. Bakın şuradan da getirebiliriz. 3.3 voltu buradan alacak. GND'yi buradan alacak. GND'yi de indirelim şuraya. Bunun rengini de
siyah yapalım. Ve yeri de şura olması gerekiyor. 3.3 volt'a aldı. GND'ye aldı. Aynı şekilde GND'yi buna bağladık. A0 pinini bağladık. 5 voltu bağladık. GND'yi bağladık. SCL ve SDA'yı bağladık. Devre bağlantımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Evet, şimdi devre bağlantısını oluşturabiliriz. Toprak nem sensörünün, bakın bu probelarından bahsetmiştik. Şöyle probelarına dişi dişi kablo takarak aynı şekilde şuradaki ikili yere takıyoruz. Taktık. Bu devresini de breadboard'un üzerine bağlayabiliriz. Şimdi bunun A0 pinini buradaki A0 pinine bağladık. Deney kartın. Sonra bunun şöyle baktığım zaman GND'nin şurada olduğunu görüyorum. Biraz yazılar küçük kalmış. Sanırım en sağdaki, evet bakın şurada gözüküyor. VCC en sağda, yanında GND var. Dolayısıyla bu GND'yi alıp şuradaki GND'ye bağladık. Şuradaki VCC pinini de deney kartın 3.3 volt pinine bağladık. Şöyle. Bakın şu probu biz kullanacağız. Probu işte bir saksıya batırıp ya da işte toprağa batırıp buradaki kuruluk ve ıslaklık değerlerini ölçeceğiz. Sonra benim bir de LCD'm var. Bunun da bağlantısını yapacağız LCD'nin. Bakın üzerinde GND pini var. Bu GND pinine deney kartın GND'sine bağladım. Burada VCC pini var. Bu VCC pinini de deney kartın 5 voltuna bağladım. SCL ve SDA pinleri vardı. Burada sıradan baktığımız zaman bakın GND 3 volt, 3.3 volt, 3.3 volt ve 4. pinde SCL pininin olduğunu görüyoruz. Devre şemamıza da her zaman bakmamız lazım bu SCL. Bir de SDA pinimiz var. Bunu da tabii önce SDA'yı takmamız gerekiyordu. Bunu da şuradaki SDA pinine bağlıyoruz. Devre bağlantımız bu şekilde. Devre kodlarını oluşturalım. Kütüphaneye ekledik. Şimdi şuradan LCD'yi başlatalım. Bizim burada LCD ikareciğimiz vardı. Bakın kurulum kısmında matematikten benim bu elimdeki LCD ikareciği modülü 16 sütun ve 2 satırdan ibaret ve benimkinin adreslemesi 27 idi. Biz bunu LCD konusunda görmüştük. Sonrasında biz burada toprak nem sensöründen okunan değere göre işlem yapacağız. Neydi? 0 ile 4500 arasında bir değer alıyordu. Pardon, 4095 arasında bir değer alıyordu sensör. Biz diyeceğiz ki şuradan eğer bir de bunun DC'sini ekleyelim. Eğer giriş çıkış fonksiyonlarına girdik. Analog pinden okunan değer matematik. Bakın şu sayısal eşleşmeyi aldık. Bu 4095'e geldiğinde kuru olduğunu ifade etmesi lazım. Diyelim ki 4000'den yukarısı ya da 3700'den yukarısı kurudur diyebiliriz. Ya da 3500'den, artık bunu kodları yükleyip işte toprağın durumuna göre bizim değerlendirmemiz lazım. Eğer bu şekildeyse toprak kurudur. O zaman ne yapacağız? Tekrar LCD'ye döneceğiz. Buradan bakın şu bloğu alacağız. Ve LCD'de göster bloğunu alacağız. Şöyle. Buraya şuradan metinlerden toprak durumu 2 nokta diyelim. Toprak durumumuzu bakın nereye yazdıracağız biz? LCD üzerinde 0. satır ve
Sıfırıncı sütuna yazdırdık. Sonra bunun aynısından çoğaltalım. Bu sefer birinci satıra inelim ve bu toprak durumu ile ilgili eğer buysa bize kuru desin. Alt satıra inip yazdık. Şimdi bunun aynısından şu bloklar bana lazım. Şurayı çöpe atıyorum. Bakın burayı yapıştırdık. Biraz da küçültelim şöyle. Bu sefer diyeceğiz ki işte toprak değeri 3500'den büyük değil küçükse yine aynı şekilde toprak durumu nemli dedik seramız için. Sonra burada bir saniyelik bir bekleme oluşturalım. Çünkü devamlı bunu her saniye yani her saniye içinde binlerce defa yazdırmasına gerek yok. Ve buradaki yazılar değişebilir. Mesela nemli yazdıktan sonra üstüne kuru yazısı geldiğinde bakın bura 4 karakterlik, bura 5 karakterlik. İ harfi orada sabit kalacak. Dolayısıyla burada LCD'yi de gösterdikten sonra temizleyelim. Gösterdikten sonra. Uygulama bloklarımız bu şekilde. Evet, artık kodları yükleyebiliriz. Şuradan yükleme işlemine başlayalım. Evet. Şimdi kodlar yüklenmek üzere. Bakın kodlar yüklendiği zaman burada kuru yazısını görüyoruz. Şu an batırmadım probların ucunu. Bakın kuru toprağa batırıyorum. Tabii kuru toprağı da biraz fazla nemlendirmiş olabilirim. Sanırım şu kuru toprak. Bakın kuru toprağa bir miktar su ilave ettim ve toprak kuru şeklinde yazıyor. Şimdi aynı şekilde nemli toprağın olduğu bardağa batırdığım zaman bakın gördüğünüz gibi bize toprağın nemli olduğunu söyledi.